TRT Diyanet ekranlarından merhaba. Bir Eksen İnsan programıyla daha karşınızda olmanın sevinci içindeyiz. Bu bölümümüzde yine iki değerli konuğumla birlikte medeniyet ve kadın ögelerini konuşmaya çalışacağız. Medeniyetin inşasında kadının üstlendiği rol, medeniyetin yapılanmasında kadına düşen farklı roller ve bugün gelinen noktada kadının medeniyete katkıları nelerdir? Bunlar üzerinde konuşmaya çalışacağız. Hemen konuklarımı tanıtmak istiyorum. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Araştırma Görevlisi Fatma Azar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Merve Çınar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İki genç akademisyenle beraberiz. Üç kadın olarak medeniyetin inşasında kadının rolünü konuşmaya çalışacağız. Esasında medeniyetin inşasında kadının rolü dediğimizde medeniyetin inşasını kadınsız düşünememek geliyor benim aklıma en başta. Evet. Çünkü bir anne olarak kadının üstlendiği rol otomatik olarak onu medeniyetin inşasındaki en önemli oyuncu kılıyor esasında. Ancak şöyle de bir durum var. Kadının üstlendiği birçok önemli görev nedeniyle belki literal düzeyde çok fazla kadın isminden bahsetmek mümkün değil. İşte şu alanda şu kadar kadın alim vardır veya bu alanda bu kadar kadın bilim insanı vardır demek. Erkeklere nazaran sayısal oranda biraz daha düşük. Ama erkekleri yetiştirenlerin kadınlar olduğunu da düşündüğümüzde aslında ne kadar önemli bir görevi üstlendiklerinin farkında oluyoruz. Ancak konuyu derinlemesine açmadan önce isterseniz medeniyet nedir ve medeniyetin inşasında kadının üstlendiği rol tam olarak nedir genel hatlarıyla? Kısaca değinmek gerekirse Merve Hanım, siz ne söylemek istersiniz? Öncelikle medeniyetle kültür aslında birbirine karıştırılan çok iki kavram. Kültür birazcık daha ulusal diyebiliriz, daha milli. Fakat medeniyet çok daha uluslararası. Günümüze baktığımızda bir Batı medeniyetinden, bir İslam medeniyetinden söz etmemiz mümkün. Bu bağlamda medeniyetin aslında bir insanlık tecrübesi anlamına geldiğini de söyleyebiliriz. Bu insanlık tecrübesinin içerisinde ne vardır? Başta belirttiğimiz üzere bir din bunun en önemli ögelerinden birisi. Aynı şekilde insanlık değerleri. O medeniyetin içerisinde var olan din, kültür, farklı kültürleri de bir arada barındırır. Hepsinin bir arada yoğrulması aslında medeniyetlerin doğuşuna vesile olmuştur. Bu şekilde bahsetmemiz mümkün olabilir medeniyet kavramından. Evet, peki kadının sizce bu inşadaki rolü nedir? Sizin de belirttiğiniz gibi aslında kadın ilk önce anne olarak bir inşa sürecini aslında doğal olarak hem yaşatır hem kendisi de yaşar. Fakat aynı bağlamda kadının üretime katkısı, bunu sadece çalışma hayatı olarak değerlendirmemiz doğru olmaz. Bu üretimden insanlığın yetişmesi, ona belli kültürlerin, belli değerlerin aşılanması da girmektedir. Bu faktörleri göz önünde bulundurursak aslında birinci planda var olduğunu da söyleyebiliriz. Çünkü çocukların eğitilmesi, aynı kültür yapısının nesilden nesile aktarılması, kadının tabii ki medeniyette inşa sürecindeki en önemli özelliklerinden birisidir diyebiliriz. Evet. Şimdi her ikiniz de akademik hayatta faal olarak kendini var etme çabası içinde olan bireylersiniz. Bununla birlikte hepinizin üstlendiği farklı roller de var. Siz bir annesiniz, çocuğunuz var. Siz akademik hayat kariyerinize bir kadın olarak devam etmeye çalışıyorsunuz. Şüphesiz bunun getirdiği farklı büyük sorumluluklar da var. Siz bunu tecrübe ederken bu alandaki en çok zorlandığınız şey nedir? Bir kadının bu anlamda çok büyük izler bırakabilmesinin önündeki en büyük engel sizce nedir? Bence medeniyetin inşasında zaten kadınların gizli aktörler olduklarını söyleyebiliriz toplumun gerisinde yer alarak. Neden? Çünkü bir yazar düşünün, çok ünlü bir düşünür düşünün. Fikirleriyle topluma belli ölçüde yön verir. Fakat bir kadının yetişmesi, o düşünürlerin yetişmesinde daha önemli o hale geliyor. Bu yüzden bir kadını yetiştirmek, bir aileyi yetiştirmek, bir toplumu yetiştirmek anlamına geliyor. Bizim bugün toplum hayatında karşılaştığımız en önemli problemler, özellikle hani kadının kendini var etme çabası diyebiliriz. Bir nevi yaptıklarımızı hep anlamlandırma ya da işte ifade etme çabası içerisine giriyoruz. Neden? Aslında buna çok gerek yok ama bizim toplumumuzda özellikle kadınların yaptıkları görevler bir şekilde değersizleştirilmeye çalışılıyor bazı kesim tarafından. Halbuki kadın zaten çok değerli bir işi yapıyor. Dediğiniz gibi bir anne, bir eş, hani gerek ev hayatında gerek sosyal hayatta üstlendiği roller onu zaten çok önemli ve anlamlı kılıyor. Ama
nedense hani iş hayatında, akademik hayatta bir kendini anlamlandırma çabası, bir şey var ettiğinde hemen herkesin eleştirmesi, şöyle olmuş, kadın yapmış ama şöyle gibi. Hani bu bizi aslında bir anlamda yaralıyor ama bir anlamda da çok aldırış etmeden yolumuza devam ettiğimizi söyleyebilirim. Bu konuya ayrıca sonda tekrar değineceğim biraz güncel konulara geldiğimizde ama biraz da Kur'an-ı Kerim'den hareketle kadının Kur'an'daki rolü nasıl bahsedilmiş ondan ilerleyelim istiyorum. Şimdi ilk bildiğimiz kadın Hazreti Havva. Kur'an-ı Kerim'de veya çeşitli tarihi kaynaklarda da hep anlatılan, bütün ilahi kaynaklı dinlerde de bu şekilde bilinen bir isim Hazreti Havva. Elbette ki başka ilahi kaynaklı dinlerdeki, özellikle Hristiyanlık için bunu söyleyebiliriz. Hazreti Havva'nın işte günahkar olması, Hazreti Adem'i günaha iten kişi olması, Yahudilikte kadının erkekten daha değersiz görülmesi gibi bir takım kültürel kodlar var. Buna isterseniz işte bir medeniyetin kültür ögeleri diyelim, isterseniz bir dinin kültür ögeleri diyelim ama böyle bir gerçek var. Şüphesiz ki bugün yaşadığımız kadına ait problemlerin temelinde de bu tür bilinçaltı kodları var, başka dinlerden gelen ve özellikle erkek egemen toplumlarda daha çok rağbet gören inanışlar ve anlayışlar var. Buradan hareket edecek olursak en doğru kaynak olarak inandığımız, güvendiğimiz Kur'an-ı Kerim kadını nasıl tanımlamaktadır? Ona nasıl bir bakış açısıyla hayat perspektifi sunmaktadır? Aslında ben Fatma Hanım'ın dediğine ek olarak buradan bağlamak istiyorum. Kur'an-ı Kerim daha önce bahsettiğimiz gibi kadına bir ispat çalışmasına girmez. Yani kadına ek olarak belli özellikler atfederek onun aslında bakın kadın da erkek kadar değerlidir gibi bir çaba içerisinde değildir. Çünkü kadın da erkek de Allah'ın yarattığı iki eşit derece olarak eşit, hani takvada eşit, imanda eşit, sorumluluklarda eşit. Fakat farklı özelliklere sahip olan bireylerdir. Bu bağlamda sorumlulukları da farklıdır. Fakat bu değer açısından bir sıralamaya tabi tutulması gereken bir durum değildir. Kur'an-ı Kerim kadın ve erkeği verdiği sorumluluklar imtihan konusunda eş tutmuştur. Böylece biz kadını Kur'an-ı Kerim'le baktığımız zaman tam tersine bir ispat çalışmasından ziyade bizatihi bir değerli varlık olarak görürüz. Ve onun anne özelliğinin özellikle hadislerde de aynı şekilde İslam tarihine baktığımızda öneminin vurgulandığını fark edebiliriz. Hazreti Havva örneğine gelecek olursak dediğiniz gibi bu kültürel kodlarla sınırlandırılmış, tahrif edilmiş dinler veya kutsal kitap metinleriyle alakalı bir durumdur. Fakat bizim inanışımıza göre her ne kadar kültür olarak, toplumsal anlamda yine Hazreti Havva ve Hazreti Adem kıstasında farklı inanışlar var olsa da biz bu anlatıların doğru olmadığını biliyoruz. Allah'ın yarattığı, annemiz olarak kabul ettiği, insanın annesi olarak kabul ettiğimiz Hazreti Havva'nın tabii ki derece olarak Hazreti Adem'den düşük olmadığı Kur'an-ı Kerim tarafından da çok açık bir şekilde ifade edilmiştir. Fakat işin içerisinde ataerkil toplum yapısı mı dersiniz, yoksa kültürel kodlar mı dersiniz, ya da bu binlerce yıllık tecrübe mi denir, onu tek başına bir sebep olarak görmek zor olur. Hazreti Havva dahil bütün kadınların bir derecelendirmeye tabi tutularak geri plana atıldığını da söylememiz mümkün. Kur'an-ı Kerim haricinde. Evet. Peki siz ne dersiniz bu hususta? Kur'an-ı Kerim nasıl bir kadın profili çizmiştir? Beraberinde de işte hem fıkıh kültüründe hem İslam tarihinde kadın nasıl tanımlanmıştır, nasıl bir muameleye tabi tutulmuştur? Dediğiniz gibi Merve Hanım da bahsetti. Hazreti Havva diğer bütün dinlerde ehli kitap olarak nitelendirdiğimiz Yahudilikte ve Hristiyanlıkta hep ilk günahın kaynağı olarak görülmüş ve buna bağlı olarak da kadınlara daha ikincil bir değer atfedilmiş erkeğe oranla. Ama Kur'an-ı Kerim böyle bir ayrım kesinlikle yapmıyor. Nisa suresi 1. ayette özellikle erkek ve kadın olma bakımından inananların, Müslümanların eşit derecede olduğunu bildiriyor. Bu yüzden gerek ibadet alanında gerek diğer alanlarda yükümlülükler anlamında, haklar ve sorumluluklar anlamında kadın da erkeği de eşit şekilde yükümlü kalıyor. Fakat fıkıh kültürüne baktığımızda, fıkhi hükümlere baktığımızda kadının bazen sanki nasıl diyelim biraz daha geri plana itiyormuş görüntüsü verecek bazı hükümler var. Ancak bunları bütüncül bir sistemle değerlendirdiğimizde, hani tüm fıkıh kültürü sistemi açısından incelediğimizde görmekteyiz ki aslında kadının belli alanlarda korunduğu ya da
belli sorumluluklardan azade tutulduğunu görmekteyiz. Çünkü erkeği biliyorsunuz Nisa suresi 34. ayette kavvam kılıyor, aile reisi diyebiliriz bugün bir nevi. Ona verdiği sorumluluklar ve kadına verdiği sorumluluklar tamamen farklı. Bu kadını ikinci plana atmak değil, ya bu aslında ontolojik bir farklılık değil Fazıl Rahman'ın ifadesiyle. Bu daha ziyade sorumluluklar bakımından daha farklı bir sıralamaya tabi tutma. Bu yüzden de hani kadının o hükümler açısından asla geri plana atıldığını söylemek mümkün değil. Evet, Kur'an-ı Kerim'in genel hitap şekline baktığımızda da birçoğunda zaten ya eyyühellezine amenü diye hitap ettiğini, hiçbir şekilde çok özel durumlar olmadığı sürece doğrudan erkekler ya da kadınlar diye hitap etmediğini, farklı özel haller için bu metodu kullandığını görüyoruz. Böyle bir ayrım söz konusu olsaydı eğer Allah katında, yani üstünlük kadınlık ya da erkekle olsaydı, ki bu bizim seçimimiz değil, tamamen Allah'ın takdiriyle gerçekleşen bir durum. Dolayısıyla bu Allah'ın adaletine de aykırı bir durum olurdu ki zaten Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda bunun da böyle olmadığını hepimiz müşahede etmekteyiz. Evet. Bununla beraber İslam kültüründe de maalesef çeşitli dönemlerde kadının arka plana atıldığını, medeniyetin inşasında çeşitli roller üstlenmek istese de bazı, hani uydurma hadis demek istemiyorum ama uydurulan rivayetlerle birlikte onun sosyal hayattan bir parça geri durmasını sağlamak, evet işte kadının yeri evidir gibi bir imaj oluşturarak onu tamamen sosyal hayattan, fiiliyattan uzak kılmak, işte yüne eğirmek ve sadece Nisa suresinin öğretilmesiyle sınırlandırmak şeklinde bir takım öğretilerin olduğunu görüyoruz ve bu bir dönem gerçekten çok etkilemiş tarihimizi de, kültürümüzü de. Müslüman kadının medeniyetin inşasındaki rollerini incelediğimizde, literatüre de baktığımızda bu anlamda gerçekten isim yapmış, kendini ispat etmiş kadınlardan söz etmek gerekirse siz kimleri telaffuz edersiniz? İşte bizim en büyük yaşadığımız problem de aslında bu. Kadın merkezli çalışmalar yaparken ilk olarak karşılaştığımız sorun kaynak problemidir. Çünkü kitapları açıp baktığımızda, ki bunlar daha çok siyasi tarihleri içerisinde barındırır, biz onu cımbızla içinden medeniyetle ilgili ögeleri çekip çıkarmak zorundayız. Siyasi tarihte söz konusu olduğunda erkeklerin söz söylediği toplumlardan bahsediyoruz. O yüzden kadınla ilgili bilgileri genellikle biz tabakat kitapları dediğimiz biyografi merkezli kitaplardan elde ederiz. Burada kadınlara ayrılmış olan bölümler vardır. Buralardan derlenebilecek olan bilgilerle isimli isimsiz birçok kadından bahsedebiliriz. Verilecek çok örnek var. Bunların en başında Hazreti Peygamberimizin eşi Hazreti Ayşe başta olmak üzere. İslam tarihini hani kronolojik olarak takip edebilecek olursak belki de verilebilecek ilim dünyasındaki ilk katkılar onun tarafından sağlanmıştır. Onun çok iyi bir fıkıh alimi. Aynı şekilde Hazreti Peygamber'in hadislerinin aktarılması, insanlara İslam'ın doğru anlatılması, onun hadis meclisleri ya da soru cevap şeklinde ona yöneltilen sorulara verdiği cevaplarla sağlanmıştır. Hazreti Ayşe'den sonra da bu misyonu hem Hazreti Peygamber'in ailesinden gelen bireyler hem de daha sonra işte diğer kadınlarda yüklenmiştir. Mesela çok basit bir örnek verebilecek olursak, Endülüs döneminden belki ilim ve kültür deyince aklımıza gelen bir medeniyettir diyelim. Endülüs'ten verecek olursak Vellade Bint-ül Müstekfi isimli bir kadın şair vardır. 10. yüzyılda yaşamıştır kendisi. Hiç evlenmemiştir hayatı boyunca ve kendisini bir okula adamıştır. Bir medrese açıp edebiyat fakültesi de diyebiliriz biz buna. Üst düzeyde bir edebiyat eğitimi verilen bir okul açıp buna köle, cariye veya hür kadınların rahatlıkla ve ücretsiz olarak ulaşabileceği bir okul açmıştır kendisi. Aynı zamanda dönemin erkekleriyle beraber şiir meclislerinde buluşmuştur. Bir de şunu da eklemekte fayda var. Kadın bağlamında olmasa bile o dönemin ilmi faaliyetlerini sadece matematik alimi ya da sadece edebiyat alimi olarak değerlendirmek yanlış olur. Hepsinin bir arada toplandığı bir dönemden bahsediyoruz. O yüzden o bir şairdir, bir dil gramer uzmanıdır. Aynı zamanda çok iyi bir müzisyendir. Bunun gibi örnekler çok fazla muhtemeldir, vardır. Fakat kaynaklardaki bilgi maalesef kısıtlı olarak elimize ulaşmıştır. Eser veren kadınlardan da yine söz edebiliriz.
Evet, peki biraz da Hazreti Peygamber döneminde Hazreti Ayşe'den bahsetmişken o kısmı biraz daha açalım istiyorum. Sahabilerin içerisinde bu şekilde gerçekten nam salmış, o medeniyete yön verme noktasında çok önemli katkıları bulunmuş hanımlardan Hazreti Ayşe'nin katkılarının üzerinde biraz duralım. Varsa onun dışındaki sahabi hanımlardan bahsedelim istiyorum. Hazreti Peygamber Mescid-i Nebevi'de özellikle hanımlara bir gün ayırıyordu. O gün hani kadınların eğitimine ve öğretimine özellikle önem verdiğini gösteriyordu. Bu vesileyle hani kadınların toplumu nasıl dönüştürdüğünü görme imkanımız var. Kadınlar peygamberimizden sonra daha çok hadis ilmi geliştiği için hadisle meşgul olmuşlar. Baktığımızda özellikle bazı alimlerin hadis hocalarının kadın olduğunu görmekteyiz. Mesela Subki'nin hadis rivayet ettiği hocalarının 19 tanesinin kadın olduğunu rivayet ediliyor. Yine meşhur muhaddislerden Suyuti'nin 33 hocasının, İbni Hacer'in 53, İbni Asakir'in de 80 kadından hadis öğrendiğini görmekteyiz. Mervan biraz önce bahsettiği tabakat kitaplarında kadın hadisçilere, kadın ilim adamlarına ne kadar yer ayrıldığından bahsetti. İbni Hacer'in kitabında, İbni Hacer'in kitabında son cildi sadece kadın muhaddislere ayrılmış. Yine İbni Sa'd'ın tabakatında sahabelerin, kadın olan sahabelerin hayatına dair bilgiler yer almakta. Bu anlamda İbni Sa'd 700, İbni Hacer de 1500 hanım sahabinin biyografisini vermekte. Bu hanımların hepsi ilimle meşgul olmuşlar. Eğitim hayatının içine yer almışlar. Özellikle hadis ilmi geliştiği için o dönemde bu anlamda öne çıkmışlar. Bu da bize o dönemki fikir hayatı hakkında biraz bilgi veriyor aslında. Evet, ben de Özel Avşar Hoca'nın Hadis Tarihinde Kadın Gerçeği Üzerine diye önemli bir yazısı var. Oradan birkaç alıntı yapmak istiyorum. Örneğin az önce de bahsetmiştik. Semavi dinler bir portre koymuştur ortaya. Kim onu bir takım Yahudi kabilelerinde olduğu gibi erkekten aşağı tutmuş, köle menzilesinde görmüş. Hristiyan telakkisinde olduğu gibi kimi de kadın asli suçun odağıdır, şeytanın tuzağıdır, kadın suç, suç kadındır demiştir. İnsanlık tarihinde kadının aslı, menşei, ruhu hep tartışılmış. Hatta onun Tanrı'ya ibadet etme hakkının olup olmadığı bile münakaşalarda yerini almıştır. İnsanlık asırlarca kadının insan olmadığına, hizmet için yaratılmış bir mahluk olduğuna, dahası bundan ötürü onun gülmekten dahi men edilmesi gerektiğine inanmıştır. Şimdi böyle bir medeniyet birikimi var. Kadına böyle bir bakış açısı var. Bununla birlikte sadece Yahudilik ya da Hristiyanlık kültürüyle de kısıtlamayalım. Tabii. Cahiliyeye geldiğimizde kız çocuklarının toprağa diri diri gömülmesi ki bunun birçok sebebi de var. Hani değinmek isterseniz bunu da biraz açabiliriz ama bugün İslam'ın kadına bakışını özellikle belli oryantalist çevreler çok güzel malzeme haline getiriyorlar. İşte kadını eve hapsetmek, kadının başını örtmesi, kadının tesettürle hemhal olmasının istenmesi İslam dini tarafından bir malzeme olarak, kadını bir aşağılayan bir malzeme olarak sunulmaya çalışılıyor. Ama İslam'ın indiği, yani ilk insanlıkla tanıştığı süreci incelediğimizde ve ondan öncesini incelediğimizde aslında kadının nasıl bir durumda olduğunu çok iyi anlamak gerekiyor. Ben biraz bu durumu da gözler önüne sermek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bugün İslam'ın kadına verdiği değeri yeteri kadar anlayamayışımızın ya da medeniyetin inşasında kadının yeteri kadar rol üstlenememiş olmasının temel sebeplerinden birinin de hala o bakış açılarının günümüzde kalıntılarıyla uğraşıyor olmamızdan kaynaklandığını düşünüyorum. Siz ne söylemek istersiniz? Ya, öncelikle bizim amacımız son yıllarda biraz şey gibi oldu. Bu oryantalist bakış açısına antitez üretebilmek amacıyla aşırı savunmacı ya da çok fazla kadın üzerinden giden konuşmalar da yapılıyor. Aslında olaya objektif olarak bakıldığında ne bu oryantalist bakış açısına kayarız ne de bunun karşısında sadece kadın diye ön plana çıkarız. Yani Kur'an'dan örnek verecek olursak Allah-u Teala hiçbir ayette kadının görünürlüğüyle alakalı tesettür ayetleri de dahil olmak üzere insanı, kadını kısıtlayan bir noktaya gitmemiştir. Bu bağlamda kadının çalışıp çalışmaması, kadının sosyal hayata katılımının derecesi insanlar tarafından daha sonra toplumsal kodlarla aslında şekillenmiş bir durumdur. O bağlamda cahiliye döneminden İslam dönemine çok büyük bir seviye atlandığını da söyleyebiliriz aslında.
İslam'ın bu bağlamda gerek Hazreti Peygamber'in uygulamalarıyla olsun, gerek Kur'an-ı Kerim'le beraber olsun. Bu kısıtlamaları bizim bir şekilde çözmemiz gerekiyor. İslam da sadece günümüzde Kur'an-ı Kerim ve hadislerle sınırlı kalmış bir din olmaktan çok bir kültürel birikimi de ifade ediyor aslında. Çünkü biz İslam medeniyeti diyoruz. O zaman bu kültürün, bu medeniyetin, bu tarihin içerisindeki ögelere de biz açıklık getirmek durumundayız. Kadın ne zaman bu kadar kısıtlandı? Fitne sebebi olarak görüldüğü zaman. Kötülüğün sebebi olarak Hristiyanlıkta işte Hazreti Havva görülüyorsa, İslam medeniyetinde de zaman zaman kadının bizatihi aslında fitne fesat çıkaran kişi olarak görüldüğünden de maalesef bahsetmek zorundayız. Belki de bu bağlamda bu yanlış düşünce birikimini de eleştirel bir şekilde değerlendirmemiz gerekir. İslam toplumları açısından ataerkil yapı bize bu anlamda birazcık dezavantaj sağlamakta. Ama kadının görünürlüğü, sosyal hayata katılımı hiçbir şekilde ne tesettürle ne de başka bir ilahi bildirimle sınırlanmış değildir. Günümüzde de bunu açıkça görmemiz mümkün. Benim demek istediğim sadece oryantalist bakış açısına birazcık daha rasyonel bir gözle bakıp vereceğimiz cevapların daha tutarlı olması. Evet, siz ne diyorsunuz Fatma Hanım? Bu tür bakış açılarının, yani bu kalıntıların hala günümüzdeki Müslümanların kadına bakışını ve kadının bile kendini medeniyetin inşasında bir noktaya taşıyamamasını veya daha az taşımasını etkili olduğu gerçeği var. Siz ne düşünüyorsunuz? Mesela İslam hukuku alanında baktığınızda bunun izlerini görmek nasıl? Kesinlikle görmek mümkün ama Merve Hanım da bahsettiği gibi Kur'an-ı Kerim'de genellikle erkekler ve kadınlarla ilgili hükümler arasında hani fark gözetilmediğini söylemiştik. Daha çok Kur'an-ı Kerim ahlaki ilkeler bazında yaklaşıyor. Kadınlar konusunda da öyle. Temel ilkeleri koyuyor. Toplum bunu nasıl şekillendireceği kendisine kalmış. İslam hukukunda da baktığımızda kadınla ilgili hükümleri, özellikle bu tartışmalı rivayetlere göz gezdirdiğimizde genellikle bunların örfe bağlı olarak yorumlandığını görüyorsunuz. Yani siz ne derseniz deyin, kadınla ilgili yaklaşım genellikle o insanların ya da işte o toplumun nasıl anladığıyla şekilleniyor. Genellikle biz buna örf diyoruz İslam hukukunda. Örf nasılsa ona göre şekillenmiş oluyor. Bu kadınla ilgili hükümler de olabilir, dinle ilgili diğer hükümler de olabilir. Bu yüzden aslında insanların biraz daha dini doğru anlayarak hayatı yorumlamaları gerekiyor bu kadın konusunda da. Böyle olduğunu O zaman örfle doğrudan Kur'an-ı Kerim'in ya da hadislerin hükümlerini iyi ayırt etmek lazım. Bunun birbirine karışması sonucu böyle bir algı yanılması ortaya çıkıyor. Tabii yani sonuçta din değişiyor cahiliyeden sonra. Ama bir birikim var, bir örf var ve bunun değişimi bence din değiştirmekten çok daha zor. Biz nasıl kültürel kodlarımızda sadece dinle sınırlıyoruz? Orada din değişiyor derken insanların dinin değiştirmesinden bahsediyoruz şimdi. Tabii. Evet, yanlış anlaşılma olmasın. Yani İslam dini indikten sonra bu dinin hükümleriyle beraber bir de devam eden bir örf var. Zaten insanların adapte olması gereken veya en çok zorlandığı kısım da burası oluyor. Bu örfü değiştirmek, kadınla ilgili olumsuz bakış açısını olumluya çevirmek, Kur'an'ın kadına getirdiği yeni değerleri o topluma kabul ettirmek konusunda zaten sıkıntı yaşıyor cahiliye toplumu. Böyle bir ikilem de mevcut. Evet, ben bu konulara neden değindik? Öncelikle isterseniz buraya kadar onu özetlemeye çalışayım. Çünkü bugün medeniyetin inşasında kadının üstlendiği bir rol varsa ki mutlaka her dönemde var ama her dönemde de farklılıklar göstermiş. Bugünkü birikimi anlayabilmemiz için bizim kültürel ve medeni kodlarımızı iyi anlamamız gerekiyor. Şimdi İslam medeniyeti üzerine konuştuğumuz için dinlerin arasındaki o kadına bakışa geçişi anladıktan sonra bugüne doğru neler değişti onları biraz sormak istiyorum size. Şimdi biraz değindik ama yine üzerinde duralım, bunu biraz açalım istiyorum. İslam'la birlikte kadının yaşamında tam olarak neler değişti sizce? Bir kere kadının ilk önce kendinden kaynaklanan bir değer oldu. Onun da erkek gibi Allah'ın yarattığı ve ona sorumluluk verdiği, sadece belli nimetler bahşettiği değil, bunların karşılığında da bir sorumluluk verdiği bir birey olduğunu biz görüyoruz. Bundan önceki varlığı erkek sayesinde veya erkek sebebiyle cahiliye döneminde veya daha önceki toplumlarda bu şekilde kodlanmış. Fakat İslam sonrasında erkeğe bağlılık
varoluşsal olarak diyorum, farklılaşmış durumda. Yani kadını da Allah yarattı, erkeği de Allah yarattı. Bu şekilde bize anlatılıyor. O yüzden kadınlar şunu fark ediyorlar. Ben sorumluluklarımla, evin içinde, aileme karşı veya toplum içerisinde sahip olduğum sorumluluklarla beraber bir birey olarak varım. Yani sadece bir eş, sadece bir anne değil. Ben Allah'ın kuluyum, tıpkı bir erkek kul gibi. Ve o şekilde ibadetlerimi de yapmam gerekir. Allah bana verdiği sorumlulukları da yerine getirmem gerekir. Bence benim görebildiğim kadarıyla en büyük değişiklik erkeğe bağlı olarak değil, kendinden Allah'ın yarattığı bir bizatihi varlık olması. Yani kadın kendi üzerinde bir öz denetim sağlamaya başlıyor. Hem öyle hem de bu değerler çerçevesi içerisinde daha rahat bir hareket imkanı buluyor diyebiliriz değil kadın mi? İçerisinde. Yani bu durumda erkeğin de kadına bakışı yavaş yavaş değişmeye tabii başlıyor mutlaka, değil mi? Değişmek zorunda. Ben size biraz İslam hukukuyla ilgili bir soru sormak istiyorum. Ama bunu şu şekilde soracağım. Birçok ilmihale bakalım, işte fıkıh literatüründe yazılmış kitaplara bakalım, kadınlara ayrılan bölümlere bakalım, onların özel halleriyle ilgili açıklamalara bakalım. Bunların oranı nedir bilmiyorum ama benim görebildiğim kadarıyla çoğunlukla erkek alimler tarafından yazıldığını ve o hükümlerin de hep erkek alimler tarafından verildiğini. Neredeyse hepsi diyebiliriz. Değil mi? Yani aslında hepsi diyebileceğimiz kadar evet, yüksek bir oran ama tam rakamsal değeri nedir onu tam bilemiyorum. Peki neden mesela bu alanda kadınlar kendilerini yeteri kadar ifade edemediler? Çünkü kadınların hani hem sorumluluk ve hem de özel hal bakımından erkeklere göre daha değişik ihtiyaçları var ve bu ihtiyaçlara da ancak onu yaşayan cevap verebilir diye düşünüyorum. Elbette ki buna şahitlik eden insanların da cevap vermesi mümkün ama bu alanda mesela fıkıh medeniyetinde diyelim ya da fıkıh kültüründe neden kadınlar kendilerini çok rahat ifade edememişler? Neden eksik kalmışlar? Aslında bu daha önce konuştuğumuz konu galiba. Kadın alimlerin genelde eserleri günümüze gelmediği için sanki varlık sahnesine hiç çıkmamışlar gibi düşünüyoruz. Halbuki geçmiş kitaplara baktığımızda Abdülkadir el-Kureyşi'nin Hanefi hukukçulara dair bir kitabı var. El-Cevahirü'l-Mudiyye. Burada kadın fakihlere değiniyor. Kadın fakihlerin onların hocalıklarına değiniyor kadın fakihlere. Yani baktığımızda bunlar aslında İslam kültüründe azımsanmayacak bir yere sahip. Başka fıkıhçılarımıza baktığımızda onların hocaları arasında yine kadın fakihlerin bulunduğunu görüyoruz. Ama biz genellikle bunların ismini duymamış oluyoruz ya da duyduğumuzda şaşırıyor oluyoruz. Şu dediğinize kesinlikle hak veriyorum. Genellikle İslam fıkhında hükümler hep erkek fakihler tarafından yorumlanmış ve öyle algılanmış, öyle anlatılmış. Bizim karşılaştığımız hocalar da hep o şekilde yorumlamışlardı. Bu yüzden hani fıkıh yaşayan hayatın içinde canlı bir organizma olduğu için bugünkü hükümlerin aslında kadın fakihler gözüyle tekrar yorumlanabileceğini düşünüyorum bazı hükümlerin özellikle. Yorumlanması da gerekiyor. Yorumlanması aslında gerekiyor çünkü çağa uygun bir şekilde bazı hükümlerin yaşanılabilir kılınması evet, gerekiyor. Bu açıdan hak veriyorum dediğinize, benim de aklımda çünkü hep. Ben mesela öğrencilik yıllarımda da özellikle bizim yani kadınların özel halleriyle ilgili işte doğumdur, sonrasıdır, öncesidir bu gibi özel durumlarda bir takım sorular aklıma takıldığında bakmak istediğimde bunu çoğunlukla sizin de söylediğiniz gibi işte erkek fakihlerin yaptığını ve ya acaba böyle mi düşünülmeli diye sorguladığımı düşünüyorum. Evet. Mesela bu alanda kadınların belki vardır ama tarih sahnesinde biz onları çok fazla göremediğimiz için bilmiyoruz. Ama sanırım bu alanda kadınlara daha çok ihtiyaç var. Ben şunu eklemek istiyorum yalnız. Kadınların yazdığı eserlerin neden günümüze ulaşmadığıyla ilgili benim kafamda iki düşünce var. Bunlardan birincisi belki gerçekten eser vermişler ve günümüze kadar ulaşmış olabilir. Fakat erkek isimleriyle tutunabilmek için diye. Öyle mi? Onu hiç düşünmemiştim. Böyle bir şey evet, olabilir. Yani çünkü bazı eserlere baktığımız zaman gerçekten kadını anlayan veya bir kadının ağzından çıkmış sözler gibi bunu görebiliyoruz. İkinci olarak da evet gerçekten kadınlar eser vermişlerdir fakat günümüze ulaşmamıştır. Çünkü nasıl erkek egemen bir medeniyet de demeyelim, bu bütün dünya için geçerli. Çünkü Batı toplumunda da biz erkek egemenliğin sanayi devriminden sonra belki isim olarak değiştiğini söyleyebiliriz. Erkek egemen yapı içerisinde bir
yine ataerkil tarih yazımından bahsedebiliriz. Demin de bahsettiğimiz üzere. Bu ataerkil tarih yazımında da var olan ve kalıcı olanların yine erkekler olduğu anlaşılıyor. O yüzden eserlerin de günümüze ulaşmadığı mümkündür. Çünkü deminden beri biz kadınların ne kadar aslında medeniyete katkıda bulunduğundan veya ne kadar çok ilim olarak ilerlediğinden bahsediyoruz. Peki bu kadar uzmanlaşmış kadın varken, bu kadar birikim varken hiç mi eser çıkmadı? Kaldı ki o kitaplara dayalı bir medeniyetten söz açılmış durumda. Ben buna inanmıyorum. Çok sayıda kadın alimin aynı şekilde kaleme aldığı kitaplar olduğunu eminim. Çünkü sadece farklı alanlarda, mesela özellikle edebiyat ve şiir alanında kadınların birçok divanı var. Yani eğer bu alanlarda verebiliyorlarsa eser, diğer alanlarda da söz sahibi olabilirlerdi. Ama bazı noktalara kadar gelip orada sınırlamalarla karşılaşıyor olabilirler. Bu mümkündür. Peki fıkıha değinmişken, bu literatür kaynaklarına değinmişken, isterseniz biraz da fıkıh literatüründe kadınların haklarını korumaya yönelik tedbirlerle ilgili konuşalım. Ya da İslam tarihinde bunun örnekleri var mıdır? Kadınların haklarını korumaya yönelik herhangi bir anayasal metin ya da herhangi böyle bir çaba, böyle bir çalışma var mıdır? Hani hanginizle başlamamı isterseniz. Fıkıhçımızla başlayalım. Böyle bir çalışmadan bahsetmek mümkün müdür? Ona değinelim isterseniz. Fıkıhta zaten genel olarak kadınlara yönelik, kadınların haklarını korumaya yönelik bazı tedbirler var. Örneğin mirasta günümüz fıkhında dede ve nine torunlarının merhametine bırakıldığı ve mirastan pay alınmadığını biliyoruz biz. Bugün de İslam fıkhında aslında kadının, evet mesela bir kız kardeşin erkek kardeşle beraberken aldığı pay erkeğinkinin yarısı oranında. Ama biz bakıyoruz örneklere, miras hesaplamalarına. Bu oran bazen kızda erkekle hani hesaplandığında eşit seviyede olabiliyor. Ya da nine mirastan mahrum olmayıp yine torunlarının merhametine de bırakılmayıp mirastan pay almış olabiliyor. Yani aslında baktığımızda kadını korunan tedbirler var. Bir de bu tedbirler hani genel olarak düşünüldüğünde aslında olumlu şeyler. Mesela erkeğe yüklenen sorumluluk, ona mehir hakkı verilmesi. Evet. Mirastan aldığı payla düşünüldüğünde dengelenmiş oluyor. Yine başka talak konusunda kadını korumaya yönelik çeşitli tedbirler var. İşte mehir dediğimiz, nafaka dediğimiz uygulamalar. Sonrasında kadının iddet beklemesi, keyfi boşamaların önüne geçilmesi açısından önemli bir durum. Şahitlik konusunda da aslında kadının şahitliğinin kabul edilmemesi bazı konularda, özellikle had gerektiren, had cezası gerektiren suçlarda şahitliğinin kabul edilmemesi, ondaki sorumluluğun, ondaki o yükün azaltılması anlamında. Burada da kadına karşı bir günümüz tabiriyle pozitif ayrımcılık uygulandığını söylemek mümkün. Bunun gibi birçok uygulama var. Hani bunlar tek tek incelendiğinde aslında oradaki arka plandaki illetler, sebepler daha iyi anlaşılmakta. Tabii yani mutlaka bunları anlayabilmek için şöyle geniş bir açıyla değil, özel bir açıyla bakıp tek tek detayları incelemek gerekiyor. Aksi takdirde yanılgıya düşürtebiliyor insanları. Bu da şimdi günümüzde özellikle sosyal medya aracılığıyla işte İslam'ı karalamak isteyen, İslam'ın kadına bakışını ve bu işte bu yaşam tarzını benimsemiş kadınların yaşamlarını aşağılayıcı birer öge haline dönüştürerek bunu çok rahat bir şekilde kullanabiliyorlar. Ben özellikle burada evlilik ve boşanma akitlerine değinmek istiyorum. Tabii. Geçmiş akitlere baktığımız zaman özellikle bunu yani ilk dönem olarak da adlandırabiliriz. Emevilerde, Endülüs Emevilerinde rastlamamız mümkün. Arşiv belgelerinde şuna rastlayabiliriz. Şimdiki nikah akitlerinin hiç resmi nikahtan bahsediyorum. Hiçbirisinde kadın erkek gittikleri zaman nikah dairesine veya nikah yapılırken, kıyılırken işte kadının şu kadar malı var, erkeğin şu kadar malı var diye bir yazılı beyanname ortaya konulmuyor. Fakat İslam hukukunun etkin olduğu bölgelerde ve tarihlerde bundan bahsedecek olursak kadının kendisine ait olan bütün malları listelenmiş. Yine para ve ziynet eşyaları listelenmiş. Erkeğinki de aynı şekilde. Biz buradan ne anlıyoruz? Bu şekilde bir sınıflandırma aslında kadının mal varlığının evlilik sırasında yaşanacak anlaşmazlıklar sonucunda eritilmemesi, erkek tarafından yanlış bir şekilde kullanılmaması, onun kadına ait olduğunu da bir ispatlama çabasıdır aslında. Yine boşanmada da aynı şekilde kadının alacakları ya da kadına ait olan işte sizin de bahsettiğiniz gibi mehir olsun,
farklı şeyler olsun, hediyeler olsun yine kadına devrediliyor. Hatta o kadar uç örnekler var ki, yine Endülüs'ten örnek verecek olursak, birazcık da kendi uzmanlık alanım olduğu için daha detaylı olarak anlatabiliyorum. Endülüs'te dönemin kadısına, Kurtuba yanılmıyorsam, Kurtuba'da geçiyor bu olay. Kadın zengin, kocası ona göre daha işte orta halli diyebiliriz. Evleniyorlar ve bir süre sonra kadının evinde oturmaya devam ediyorlar. Bu olay yani kadıya kadar taşınıyor. Kadın kocasından kira talebinde bulunuyor. Evinde oturduğu için çocukları da var. Bu bizim şu anki medeniyet kodlarımıza göre, birikimimize göre veya işte daha hani feminist akımında söylemlerine göre bile yok canım artık nasıl olur böyle bir şey diyebileceğimiz bir konu. Fakat o kadının cevabı ne olmuş? Kadının şöyle söylüyor. Evet talep edebilir ama yani eğer talep ederse bunu da erkek vermek durumundadır diyor. Fakat yine bir anlaşmaya varıyorlar ve erkek karısına böyle bir ödeme yapmak zorunda kalmıyor. Yani demek istediğim... Gönül rızasıyla bu işi hallediyorlar. Hallediyorlar. Yani. Benim sadece literatüre geçmesi bakımından bu kadar uç ileriye gidebilecek örneklere de ev sahipliği yapmışız. Bunu neden sordum? Yani hikayenin sonunu az çok tahmin ediyorum ama kadının burada ne tepki verdiğini merak edenler de olabilir. Hani evet, evet. Geçiştirdi tabii. mi diye düşünüyorlar olabilir. Yok, hayır. Yani ben de çok şaşırmıştım. Evet. Ben de Mehmet Akif merhumun bir şiiri var, Köse İmam diye. Kadın haklarıyla ilgili bir şey söyleneceği zaman aklıma hep bu şiir gelir. Birkaç mısrasından ben de müsaadenizle bahsedeyim. Tam böyle taşı gediğine oturtmak olacak çünkü. Bu bir şiir ama bununla beraber bir hikayesi de var aslında. Bir şikayet için Mehmet Akif Ersoy'un kapısını çalıyor. Eşini şikayet edecek burada bahsedilen kişi. Şiirin tamamını okuyanlar uzunca olduğu için bunu görecekler ama ona nasıl cevap verdiğini anlatan kısmını okumaya çalışayım. Dara geldin mi şeriat? Sus beyinsiz. Ne zaman camiye girdin? Hani tek bir hayrın? Bir Yahudi ile senin var mıdır ayrın gayrın? Ağzı meyhaneye rahmet okurken hele bak bana gelmiş de şeriatçı kesilmiş. Hangi bir günah yok ki amel defterinde? Seni dünyada gören var mı ayık halinde? Müslümanlıkta şeriat bunu emretmiş imiş. Hem alır hem boşarmış ne kadar basit bir iş. Kadın boşamak konusunda bak ne diyor peygamber. Bir boşanma oldu mu dünyada yer gök titrer. Ve bu şekilde devam ediyor. Bunun devamında da yine karısının bir erkeğe hizmetini, çocuklarına bakmasını onun lütfu olarak gören bir anlayış var aslında İslam'da. Merak edenlere bu şiiri okumalarını tavsiye ederim. Çünkü gerçekten o kadar güzel özetliyor ki merhum. Hem toplumdaki yanlış yani kadın algısının üzerinde duruyor. İnanılmaz tarihi bir vesika özelliği taşıyor. Çünkü yani istediğim kadınla evlenirim, istediğim zaman onu boşayıp başka biriyle evlenebilirim. İstersem 2-3 evlilik yapabilirim. Ve bunu istediğim şekilde kullanabilirim. Kadın bana hizmet etmek zorundadır gibi bir düşünce var. Ve bunun İslam'la örtüşmediğini, bağdaşmadığını anlattığı çok özel bir eser olduğunu düşünüyorum. Bunu neden söyledim? Bu şu demek değil. Yani bu söylemlerimden işte bunu feminen bir söyleme dönüştürmeye çalıştığım anlaşılmasın. Elbette ki kadın evinde bir takım sorumluluklara sahip ama aynı şekilde erkek de bir takım sorumluluklara sahip. Ve bu sorumluluklar müştereken devam ettiği sürece evlilik akidesi ancak düzgün bir şekilde devam edebilir. Tek taraflı bir anlayış beklemek demek tek bir insanı sömürmek anlamına gelir. Yani bu kadın olsun erkek olsun. Bu anlamda ailenin de güzel bir aile olarak korunması ve sürdürülebilir olması medeniyetin inşasında yine çok önemli bir faktör. Çünkü kadın evinde kendini ifade edebildiği sürece ancak sosyal hayatta, fiili hayatta bunları aktif bir şekilde yerine getirebilir. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yine biraz Peygamber Efendimiz'den sonra değişen kadın algısıyla beraber medeniyetteki kodları konuşalım istiyorum ben. Aile hayatına değindiniz. Aslında Peygamber Efendimiz'in de aile hayatına baktığımız zaman kendi söküğünü diktiğini bile her vaazda, toplantıda, her yerde söylememiz mümkün ama çok basitleştirilmiş bir örnek gibi gelebilir insanlara ama bahsettiğimiz kişi son peygamber. İstese yani kimseden talep etmemesine rağmen, talep etmeden karşı taraf bunu yapabilir ama bu kadar mütevazi diyebileceğimiz bir konumda. Fakat bizim toplumumuzdaki erkeklere baktığımız zaman
Hazreti Peygamber'e göre böyle bir mütevaziliği ya da böyle bir sorumluluk paylaşımını çok fazla görmemiz maalesef mümkün olmuyor. Çok basit örnekler bunlar. Peygamber Efendimiz'den sonra da değişime işaret ettiniz. Belki de bu her alanda yaşandı. Sadece kadın erkek ilişkilerinde değil. Demin de söylediğimiz o örf ögesi var ya, aslında dini bir yandan besliyor, bir yandan da yıpratıyor. Bazı şeyler kabul ettirilmek için dinin önüne geçiyor. Uydurulmuş rivayetler mi dersiniz ya da kadını bir alt konuma çeken rivayetler mi dersiniz? Bunların hepsi aslında dine söylettirilip kabul ettirilmesi istenen erkek düşünceleri veya ataerkil toplumun kendi yapısı da bunun içine dahil edilebilir. Yani şimdi düşündüğümüzde Peygamber Efendimiz'in şu toplumda var olduğunu, ben kesinlikle böyle bir kadın erkek ilişkisini tasvip ettiğini ya da öngördüğünü düşünmüyorum açıkçası. Siz ne düşünüyorsunuz bu hususta? Bu anlamda dediğimiz gibi bizim bizim öncümüz, en önemli örneğimiz Hazreti Peygamber. Hazreti Peygamber'in aile hayatına bakmamız gerekiyor belki de. Eşlerine nasıl davrandığı, nasıl yardımcı olduğu, nasıl sevgiyle hitap ettiği. Hani bunlardan alacak çok şeyimiz var. Şöyle diyor Peygamberimiz, sizin en hayırlı olanınız ailenize karşı, eşlerinize karşı en hayırlı olanınızdır. Yani bu açıyla bakmamız gerekiyor bizim de. Hayata karşı, kadınlara davranışımızda karşı. Veda hutbesinde kadınları emanet olarak nitelendiriyor. Yani bu çok önemli bir ifade bence. Bu emaneti ne yaparsınız siz? Canınız gibi şey yaparsınız. Hani korursunuz, gözetirsiniz. O sizde bir şeydir, emanettir. Hani geriye verilecek bir varlıktır. Ona göre bakarsınız. Yani bu benzetmeler bile çok güzel. Peygamberin hayatından örneklerle bizim bugün hayatımıza şekil vermemiz Peki, gerekiyor. Peki Fatma Hanım, sizce bunları anlamak ile medeniyetin inşası arasında, yani kadını doğru anlamak ve medeniyetin inşasında kadının rolleri üstlenmesi anlamında ne gibi katkılar vardır, ne anlamı vardır yani? Ya bunları anlamak bence toplumda kadının yerini daha iyi oturmasını sağlayacaktır. Kadına hak ettiği değeri daha iyi vermemizi sağlayacaktır. Bugün görüyoruz toplumda kadına yönelik birçok problemle karşılaşıyoruz. İşte şiddet olaylarından tutun başka birçok olaya kadar kadının ne kadar sıkıntıda olduğu durumları görüyoruz. Biz bu örneklikten hareket ederek kadına aslında toplumda hak ettiği değeri verecek ve toplumu şekillendiren kadının medeniyetin inşasına da ne gibi katkılarda sunacağını görme fırsatı bulacağız. Aslında biz biraz geriden takip ediyoruz hadiseyi ama bunu anlamadan devamına kadının neler yapabileceğini, medeniyetine ne gibi katkılar sunabileceğini hani görme fırsatımız olmayacak. Bu yüzden önemli bunu anlamamız. Evet. Biraz da Osmanlı medeniyetinde kadınların ne gibi katkıları olmuştur? Toplumsal hayatta söz sahibi olmuşlar mıdır? Eğitim alanında hangi noktada durmaktadırlar? Biraz Merve Hanım, gerçi Endülüs'le ilgili çalışmalarınız yoğunlukta ama hani Osmanlı'ya baktığımızda sizin aklınızda kalan, paylaşabileceğiniz neler vardır? Benim en çok gözüme çarpan Osmanlı'da kadının hem eğitim alan hem de eğitim veren kişi olması. Bu sadece evde çocuklarına eğitim vermekle de sınırlı değil. Özellikle şu anda ilkokul seviyesi diyebileceğimiz ilk mekteplerde özellikle kadın hocaların varlığından söz edebiliriz. Bu neden böyledir? Çocuklarla daha iyi iletişim kurabildiği için, kendisi bir anne olduğu için bu talep edilmiş. Yani kadın hocaların varlığı gözle görülür biçimde daha fazla. Aynı şekilde eğitim alan kısmına geldiğimizde de sadece hani alt düzeylerde değil, işte üst medrese diyebileceğimiz, artık şimdiki yüksek öğrenim diyebileceğimiz seviyelere kadar kadınların eğitim aldığını, aynı şekilde saraydaki kadınların da, her ne kadar günümüzde sadece entrika, işte kendi oğlunu tahta geçirmeye çalışan, fitne konusunda uzmanlaşmış bireyler olarak görünse de kadınlar sarayda çok iyi bir eğitim alıyorlardı erkekler gibi ve bu sadece dini ilimlerle de sınırlı değildi. Çok iyi musiki şinas hanımefendilerden bahsetmemiz mümkün, bestekar hanımlardan bahsetmemiz mümkün, şairlerden de bahsetmemiz. Bizim bahsettiğimiz bunların hepsi belli bir eğitimi, belli bir birikimi gerektiren
işler. Çok özür dilerim, bölüyorum. Hatta Osmanlı'da bildiğim kadarıyla kadının eğitimine şu açıdan da çok önem verilirmiş ki evdeki çocukların eğitimi rahatlıkla üstlenebilsin. İşte eşine hizmeti ederken veya misafirlerini ağırlarken onlara adab muaşeretten tutun da sizin dediğiniz gibi musiki sunumları dahi yapabilsin diye evindeki yani sosyal hayata katılmasa bile kendi sosyal çevresinde, kendi küçük dünyasında mutlu olabileceği bir yaşam alanı oluşturmak için bunun üzerinde durulduğunu biliyorum. Bilmiyorum doğru mu? Evet. Bizim şu andaki sosyal hayatımızla o dönemde sosyal hayattan anlaşılan şey de farklı aslında. Bizim şu anda kendi yargılarımızla küçük olarak adettiğimiz şey o dönemde herkesin kendine ait özel hayatı vardı. Ve bu kadar görünürleşmemişti. Bu kadar fazla insanların gözüne sokarak yaşanmadığı için o dönemki sosyal hayat akışı içerisinde de aslında kadının varlığından söz etmemiz mümkün. Kaldı ki Osmanlı toplumunda sadece Müslüman kadınlardan da bahsetmiyoruz. Onlara sunulan fırsat eşitliği dahilinde eşit imkanlarda eğitim almaları da söz konusu her dinden olan insanın. Burada bence Enderun'da kadının eğitimi gerçekten önemli bir nokta. Bunun es geçilmemesi lazım. Biraz açalım o zaman. Demin bahsettiğim gibi özellikle sarayda yani saray demek, devletin idaresi demek. Orada sadece işte kendine ayrılmış harem bölgesinde oturan kadınlardan bahsetmiyoruz. Sadece def çalmayı, müzik yapmayı bilen hanımlardan da bahsetmiyoruz. Üreten vakıf sahibi kadınlardan bahsediyoruz. Hatta kendi kurduğu vakfın yöneticisi olan hanımlar var. Evet, var. Yani bu bağlamda Enderun dediğimiz zaten saraydaki eğitimleri kapsıyor. O yüzden Osmanlı dendiği zaman kadının sadece ev işleriyle haşır neşir olduğu, çocuk bakımını üstlendiği veya bu sebeple eğitim gördüğü bir dünya yok. Kadının kendi isteğiyle eğitim alması da söz konusu. Bunda örneklerine rastlamak mümkün. Peki o zaman biraz da medeniyet halkamızda güçlü bağlar kurmuş. Yakın tarihimizde veya daha eski tarihlere de bakarak konuşabiliriz. Farklı izler bırakmış hanımlar var mıdır? Kadın alimlerden söz etmek mümkün müdür? Varsa onları yeterince tanıyabiliyor muyuz? Esasında biraz değindik ama hani güncele doğru geldiğimizde bunları tanımlayabilmek biraz daha kolay. Çünkü artık yakın tarihe ulaşmak. Yani bir Endülüs'e ulaşmaktan daha kolay. Dolayısıyla yakın tarihte de bakacak olursak kimleri zikretmek mümkün sizce? Bu edebiyat alanında olabilir, başka alanlarda olabilir. Yakın tarihte ulaşım daha fazla, alanlar daha özelleşmiş. Mesela eskiden bir edebiyat, matematik ve musiki alanında uzmanlaşmış tek bir kadın olabiliyorken branşlar daha keskinleşmiş. Mesela bir Fatma Aliye'den bahsetmemiz mümkün, zaten çok da elzemdir bence. Bunun haricinde Osmanlı'da demin de Fatma Hanım'ın bahsettiği gibi eşler, padişahların eşleri ve anneleri, valide sultanlarda. Vakıf çok küçük. Medeniyetin inşasında yine annenin rolüne geliyoruz değil kesinlikle mi? Öyle. Onları sultan yapan, padişah yapan ya da hani birçok haneye, birçok halkaya hükmetmesini sağlayan, onların varoluş sebeplerinden, vasıtalarından biri de anneleri. Anneleri ve sadece onları yetiştirmekte kalmıyorlar. Yine de hizmetlerini devam edebilmek için bu vakıf medeniyetinden aslında biraz da Fatma Hanım'a söz vermek gerekiyor. Vakıf medeniyetinde soralım o zaman kadınların yerini. Size vakıf medeniyetinde kadınlar ne gibi roller üstlenmişler, neler yapmışlar, ismini zikredeceğimiz kimler var? Yani Osmanlı'da genellikle kadı sicillerine, şerye sicillerine bakıldığında birçok kadının, özellikle bunlar saraya mensup kadınlar oluyor. Padişahların eşleri olabilir, kız kardeşleri olabilir. Bunların birçok vakıflar kurduğunu görmekteyiz. Bu vakıfların içerisinde yönetici olarak yer aldığını görmekteyiz ve bu vakıfların her şeyle ilgileniyorlar. O dönemin sosyal hayatında çok ön planda yer alıyorlar. Genellikle şu an isim zikretmek olarak aklıma çok gelmiyor ama dediğimiz gibi hani çoğu padişahın eşleri, hanımları. Mesela ne tür vakıflar kurmuşlar ya da ne tür çalışmalar yapmışlar? Biraz onların içeriklerinden bahsedelim. Genellikle hayır içerikli vakıflar kurmuşlar. Daha çok sağlık alanında ya da işte fakirlere yardım anlamında, aşevleri anlamında hayır işlerini adamışlar kendilerini. Bu anlamda bir vakıflar kurduklarını görmekteyiz. Çünkü vakıf zaten Peygamberimizin hadisi gereğince kendisinden sonra, kişinin vefatından sonra arkasından takip edecek hayır işleri olacak ve hanımlar daha çok kendilerini adıyorlar. Padişahlar daha çok siyasi tarihle ilgilenirken
Hanımlar daha çok vakıflarla uğraşmışlar. Evet, o halde süremizin sonuna geldiğini ben sohbetin akışında çok anlayamadım ama vaktimiz epeyce daralmış. Biraz da bugünün İslam toplumlarında kadının konumundan bahsedelim istiyorum. Siz genç ve genç akademisyenler olarak çalışma hayatında aktif olarak rol alıyorsunuz. İşte siz veya sizin arkadaşlarınız, sizin çevrenizdeki insanlar kimi evli olarak, kimi işte hala bekar olarak bu düzeyde çalışmalarına devam ediyorlar. Nasıl bir bakış açısı vardır bu inşa sürecinde kendine rol üstlenmek isteyen hanımlara karşı? Ya da kendimizi yani kadınlar olarak yeterince ifade edebiliyor muyuz? Neler yapmak gerekiyor sizce? Bence bugünü resmetmenizi istiyorum aslında. Bence önce bu konuştuklarımızı anlamlandırabilmek için tarihimizi çok iyi bilmek gerekiyor. Evet. Gerek İslam kültürünü, Kur'an-ı Kerim ve hadislerde kendimizi nasıl anlatıldığını çok iyi bilmemiz, özümsememiz gerekiyor. Ve kendimizi çok iyi yetiştirmemiz gerekiyor. Bol bol okumak gerekiyor bunun içinde. Ne kadar çok okursak aslında gerçeğin ne olduğunu o oranda ulaşabiliyoruz. Ve bunu hayatımızda yaşanılır kılmak gerekiyor. Önemli şey de o zaten. Kadın kendini bu şekilde toplum içerisinde gerçekleştirdiğinde zaten kendini anlatmasına da ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum ben. Bu şekilde zaten kendini bir birey olarak çok rahat ifade edecek. Çok rahat çocuklarına, ailesine o hizmeti, o eğitimi sunabilecek. Bu şekilde varlık sahnesine çıkmış olacak diye düşünüyorum. Yani yaptıklarıyla kendilerini ortaya koyarak ifade etmek daha... Kesinlikle. Mantıklı olacaktır. Öyle olduğunu düşünüyorum. Evet. Fakat bu noktada ben karşılaştığım bir zorluktan da bahsetmek istiyorum. Lütfen. Özellikle akademik çevre mi diyeyim ya da çalışma hayatı olarak bunu genelleştirebiliriz. Bir kadının ailevi önceliklerinden ötürü sahip olduğu bazı sorumluluklar, karşı tarafta işini yapmasına bunun işte engel veya hani bazı aksaklıklara sebep olabileceğini gösteriyor. Öyleymiş izlenimini veriyor. Ya da ya işte belli bir zamanı vardır, o daha yavaş yapabilir, çalışmalarını daha yavaş devam ettirebilir gibi bir algı da söz konusu. Bu algıyı kırabilmek için de kadınların bence erkeklerden daha fazla çalışması gerekiyor. Hem süre olarak hem nitelik hem nicelik bakımından birazcık daha bu konuda sıkıntı çektiklerinden bahsedelim. Bir koltukta birkaç karpuz taşımak da çok kolay olmasa gerek. Yani bir çocuğun sorumluluğu, bir evin sorumluluğu, aileyi idare etmenin sorumluluğu. Çünkü biz her ne kadar işte öyle böyle müşterek hayat falan desek de zannediyorum günümüzde kadınlar her şeyi sırtlamaya çalışıyoruz. Tabii. Bu da oldukça yorucu bir sonuca vardırıyor bizi. Evet. Çalışmaların verimliliğini de düşürmeye neden oluyor yer yer. Evet. Tabii bizim erkeklere göre biraz daha duygusal bir alemimizin olması daha hassas olmamızı da gerektiriyor. Bu da farklı sorumluluklar yüklüyor. Ben biraz da yönetimde kadının rolünden bahsetmek istiyorum. Bunu ister bir devlet üzerinden konuşalım, ister bir aile üzerinden konuşalım. Bununla beraber de idealize olmuş hayatlar sunuluyor bizlere. İşte bir takım kavramsal, işte hatta nasıl diyeyim, afiş sözleri bile diyebiliriz. Hani kariyer ve çocuğu ikisini aynı anda yapabilmek üzerine söylenen sözler var. Ya Allah sağlık verdikten sonra herkes isterse Allah'ın izniyle zaten hayallerine ulaşabilir ama burada biz acaba gerçekten fıtratımıza uygun davranabiliyor muyuz? Bir şeyleri ispat etme çabası bizi kendimizden fedakarlık etmeye itiyor mu sizce? Kur'an-ı Kerim'de Allah kadınlardan bahsederken çizdiği sınırlar içerisinde siz şu çalışma ortamlarında bulunabilirsiniz. Çünkü sizin yaratılışınız bu kadardır. Şu sınırı aşmayın şeklinde bir uygulama, bir sözde karşılaşmıyoruz. Fatma Hanım'ın da bahsettiği üzere Kur'an-ı Kerim'de çizilen sınırlar ahlaki, daha çok yönlendirme amaçlı. Belli sınırlarımız var. Fakat bu kadının yapıp edebilirliği üzerine değil. Kadının çalışmasına, kadının kendi durumuna, her şeye bağlı. Aslında kişinin kendisini gerçekleştirmesine bağlı. Ki bölüyorum. Lütfen unutmayın ama kadının çalışması yeni bir şey de değil. Kadın hep çalışıyordu. Tabii. Tarladaydı, bahçedeydi, ne bileyim işte hayvanlarla uğraşıyordu. Yani hep zaten bir şekilde onun sosyal bir hayatı vardı kendi çevresine göre ama evet, bugünün yani, sosyal hayatıyla düşünüyoruz bugünün biz bunu. Bugünün sosyal hayatı çok daha görünür. Değil mi? O yüzden biz sanki daha önce kadınlar işte hep denir ya sanayi devriminden sonra. Sanayi devriminden önce bütün dünyadaki kadınlar evinde oturup çocuk bakıyordu ve sadece bundan sonra ya biz de çalışabiliriz aslında birden diye. Çalışma, birden atılır. Çalışma hayatına atıl. Böyle bir şey yok. Böyle bir dünya olmadı hiçbir zaman. Ben tam tersini düşünüyorum. Özellikle kırsal hayatta, köyde kadın
kadının sorumluluklarının çok daha fazla olduğuna eminim. Fakat bir şeyler, kalıcı bir şeyler üretmediği için elbette bir şeyler üretiyor. O hayat ya da şöyle sınırları diyeyim, içerisinde. Gözde görür, yani görülür düzeyde ya da nasıl diyeyim, hemen hemen bütün kadınların yaptığı gibi görüldüğü için onlarınki belki tabii, çok göz önünde sıradan olmuyor. Gibi. Yoksa asla kesinlikle sıradan öyle değil. Yani bugün Nobel ödülü alan profesörümüzü yetiştiren de kırsalda bir anneydi. Ya onun annesi de belki hayvancılıkla uğraşıyordu, tarlayla uğraşıyordu ama bugün onu yetiştiren de bir anneydi. Onu, tabii mutlaka. Dolayısıyla hani onların yaptıklarını da asla küçümsememek lazım ama bugünün kadınıyla sanki eskinin kadın arasında bir uçurum varmış gibi lanse etmek, işte idealize olmuş formlar derken kastetmek istediğim buydu. Bu çizgiyi iyi korumak, iyi anlamak ve iyi anlatmak gerekiyor galiba. Bugün idealize olmuş formu şu, kadın evinde çocuğuna bakacak, eşine hizmet edecek, gittiği zaman çok iyi bir kariyer sahibi olacak ve hiç şikayet etmeyecek. Ben de böyle bir dünyanın mümkün olduğundan emin değilim. Bu bizim fıtratımıza zaten paralel evren. Paralel evren olabilir, evet. Siz ne diyorsunuz? Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Dediğimiz gibi bugün hani Merve Hanım bahsetti, çok görünür bir hayat yaşıyoruz. Her şey görünürde, arka planda. Sanki geçmişte annelerimiz aynı zorlukları, sıkıntıları yaşamadılar, hiç çocuk büyütmediler, hiç çalışmadılar. Çok böyle şey yapılıyor, değersizleştiriyor onların yaptıkları. Ama günümüzde bakınca hayır, evet kadın hep öyleydi, hep zorlukları vardı ama bugün böyle bir bireyselcilik, biraz nasıl diyeyim, kendini ön plana çıkarma gayreti belki. Bunları hani çok böyle mühim işlermiş gibi lanse ediliyor ama hep vardı bu işler, hep de olacak. O yüzden çok hani şey yapmanın gereği de yok. Bunu bir de geçmişteki o kadınlara da bir nevi saygısızlık olarak addediyorum. Kesinlikle. Onlar da bu durumdan zaten oldukça şikayetçiler. Yani annelerimiz, anneannelerimiz. Tabii. Mutlaka çevremizde evet, vardır başka büyüklerimiz. Onlar da kim bilir ne zorluklar yaşamışlardır. Kesinlikle. Biz belki biraz daha kendimizi ifade etmek noktasında şanslıyız. Tek farkımız bu belki de. Aynen, evet. Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbet oldu. Ayaklarınıza sağ sağlık. Aynen. Evet. Bu arada ben hemen hediye kitaplarınızı da takdim edeyim onları da unutmadan. Diyanet İşleri Başkanlığımızın sizler için hazırlamış olduğu böyle güzel kitaplarımız var. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için, katkılarınız için tekrar. Sağ olun. Evet, bu hafta Eksen İnsan'da medeniyetin inşasında kadının üstlendiği rolleri konuşmaya çalıştık. Tarihsel süreçten günümüze kadının nasıl anlaşıldığı, dinlerin kadına yüklediği rollerin nasıl yönetildiği ve bugüne nasıl getirildiği, bugün kadının üstlendiği roller üzerinde ne gibi katkılarının olduğunu konuşmaya çalıştık. Hep söylüyoruz, yine söylemeye devam edeceğiz. Eğer bir medeniyet varsa onun inşasındaki en büyük etken, en büyük yönetmen, en büyük oyuncu kadındır. Çünkü o medeniyeti inşa eden her bir bireyin annesi zaten kadının kendisidir. Çok teşekkür ediyoruz. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olunuz. Thank you.